Ve Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Fatih Karagümrüğü 4-1 mağlup etti Bordo Maviller ve bu Bielitsa dönemindeki en net galibiyetti hem oyun hem de skor anlamında ki hocaya da biraz nefes aldırmıştır. Sezon sonuna doğru girerken Trabzonspor 33 maç ve 51 puanla beraber 6. sırada devam ediyor. Diğer tarafta Fatih Karagümrük yine aynı şekilde 33 maç ama 44 puan ve 9. sırada kaldı. Bu mağlubiyetin sonunda hemen her iki takımın ilk birini oradan oyuna geçelim. Bielitsa'dan bu kez 4-3-3 denemesini gördük. Geçen haftaki 3 savunmadan sonra 4 savunmanın önünde Siyopis. Bugün 11'e dönen Bakasetas ve Abdülkadir'le ile beraber sağda Vişçe. Solda Trezege en önde Maxi Gomez bu kez ilk 11'deydi. Bordo Mavillerde diğer tarafta Andrea Pirlo'dan. Net bir 4 3 -3. 4 savunmanın önünde Ozoev, Bertolacci ve şüküroğlu beraber solda Borini. Sağda Lobjanitse ve en önde Cagne. Bu da zaten Pirlo'nun yükselen kara gümrüğünün az 11'iydi. Şimdi abi dün Montella'ya ne kadar övdüysek ne kadar bu sezon işte Adana Demirspor gibi bir camianın bu ligi 4. sırada bitirip Avrupa Kupası bileti alma ihtimali doğduysa ve bunu hem skor anlamında hem de oyuncuların özelliklerine göre doğru oyunu kurgulayıp hem oyunun gücünü hem de oyuncuların bireysel performans ve buna bağlı istatistiklerini yükselterek yapan Montella'yı ne kadar tebrik ettiysek sezonun geneli için Andrea Pirlo'yu da Montella -1 olarak tebrik etmemiz lazım abi. Ya Montella kadar değil tabii ki. Ama Pirlo'nun da Süper Lig'e kattığı seyir zevki, oyunun oynanış biçimi, topa sahip olma temelli bir oyun, çok iyi bir merkez orta saha kurgusu, çok iyi 4 tane merkez orta sahası vardı Andrea Pirlo'nun elinde. Borini'nin, Cagne'nin neredeyse ikisinin birden. Ya yani bir takımda ya yani aynı takımda iki tane oyuncunun ki bunlar şampiyonluğa yarışan bir takımda da değiller. Aynı takımda iki Aynı takımdan iki oyuncunun birden hele hele bunlar bir de şampiyonluğa yarışmayan bir takımda 20 gol barajına en son ne zaman geldiler abi ben hatırlamıyorum. Hem topu kapar kapmaz geçişte olabildiğince etkin olabilmek hem de top diyelim kara gümrükte rakipte savunmaya yerleşti. O zaman seti de oynayacağız baskı yiyorsak da topa vurmadan çıkacağız planı ama bu planın temelinde o merkez orta saha düzeninde Ritchie'nin olması ve Ritchie'nin de bugün sakat olması sebebiyle aslında bugün özelinde en azından oyunu, topa sahip olma oyununu tam istediği gibi oynayamadı Karagümrük. Ama hani sezonun geneli için bir değerlendirme yaparsak, ricci temelli bu merkez orta saha kurgusu işte Aldoğlu evli şükür oldu, Bertolaçci'li. Borini'nin, Cagne'nin ulaştığı inanılmaz skor sayıları, Lobianice'nin bu takıma zaten bir şeyler katacağı çok açıktı. Ama abi, Andrea Pirlo'nun da bu oyunu bu kadar oyunun iki yönünü de daha dengeli şekilde oynatamamasının sebebi takım savunması daha doğrusu bireysel savunmacılık performansları oyuncuların abi kadroda yani kara kadrosunda savunma yapmayı bilen birebiride falan yani iki oyuncu veya üç oyuncu zor bulursunuz gerçekten Montella'nın da yaşadığı bu arada en büyük problem bu hani iki hocanın ortak noktasını orada birleştirmeye çalışabiliriz abi savunmayı savunmacıları bile bilmiyor iki takımında o yüzden çok atıyorlar çok akışkanlar ama çok rahat ya. Biraz organize. Biraz bireysel oyuncu kalitesi yüksek ki. Yani Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro. Biraz organize. Topa sahip olabilen takımlar. Hem Karagümrüğü hem Adana Demirspor'u. Adana Demirspor işte özellikle büyük maçlardaki performansı. Karagümrüğü yine aynı şekilde oyun içi kalite ve topa sahip olma oyunu biraz arttırabilen. Biraz işin içine bireysel kalite veya günlük performans sokabilen takımlardan çok rahat çok fazla sayıda gol yediğini görebiliyoruz. Atıyorlardı, yiyorlardı. Ama bu lige değer katıyorlar. Bu ligde onların oynadığı maçlar, hem Karagümrük hem Adana Demirspor izlenebilir maçlar abi. Ve bu ligin marka değeri saha içinde artar. Ve bu ligin marka değerini saha içinde oyuna bağlı kalarak arttıran iki teknik adamı ama bu tabi bugün özelinde Andrea Pirlo'yu sezonun geneli için tebrik etmek lazım. Ama bugünkü oyunda yani yine benzer 4-3-3 ama Richie'nin olmayışı bugün toplu oyunda biraz daha dominant kalabilmesini veya Trabzonspor'un biraz dağınık gözükebilen savunmasında o Richie'nin daha ekstra, daha üst takıl gibi topu yönlendirdiği bir yapıda biraz daha farklı hareket ederdi Karagümrük. Daha etkili olurdu mutlaka bence. Ama onun olmayışı ve yani oyuncuların da oyundan zaman zaman kopuk kalmalarıyla beraber bugün farklı bir mağlubiyet aldı Karagümrük. Gelelim Trabzonspor'a. Şimdi abi Ertuğrul Başkan'ın transferde ne yapar çok bilmiyorum. Onu yani önümüzdeki ay içinde muhtemelen göreceğiz. Çünkü bence yani herhalde Haziran'ın ilk 15 günü içerisinde Haziran'ın yani ilk yarısında falan resmi olarak yaz transfer dönemi başlar ve oyuncu alırsanız işte kafa tarih falan da belli olur. Hani Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı tabii çok daha net konuşuyoruz ama Trabzonspor'un neredeyse sıfırdan bir kadro yapma ihtimali olabilir. Yani direkt ilk 11'e ya da bir ana rotasyon diyelim biz ona işte 15-16 oyuncu diyelim giren çıkan Abi 15-16 kişilik ana rotasyon oyuncu grubuna belki de 8-9 tane falan hamle gelebilir Trabzonspor'dan. Giden ve gelen. Bu olağanüstü bir hareketlilik demek. Ve tabii ki mutlaka bir teknik direktör tercihinde bulunduysanız Bielitsa gibi hocanın oyununa uygun en doğru kadroyu kurmakla mükellefsiniz. Ama tabii hani daha transfer dönemi başlamadığı için transfere gelmiyoruz bu video için. Abi başkanlık döneminin belki de bir numaralı icraatı Bielitsa'ya getirmek. Trabzon sporların şunu bilmesi lazım. Hocanıza güvenin abi. Gerçekten iyi bir teknik direktörün Nenad Bielitsa. Bir kere burada Bielitsa'nın kişilik olarak yani futbol adamı kişiliği olarak sahaya, oyuna, agresifliği, hırsı Trabzon'un yapısına çok uygun. Ha bu ters de tepebilir. Bielitsa önümüzdeki sezon 7. haftayı falan göremeyebilir. Ha, kovulabilir. Bak bu ayrı. Bunlar olur. Ama bugün için konuşuyorsak mükemmel bir hoca tercihi yaptı Trabzonspor. İsmi geçen bütün hocalardan daha iyi bir tercih yaptı abi. Bunu kabul edelim bir kere bu bir. İkincisi bugünkü oyun düzeni Bielitsa'nın. Işte dörtlü savunma düzeni. Bakasetas 11'e döndüğü için hocanın hani bugün de üçlü riskini almaya gerek yok. Dörtlü bir 4-3-3 bakalım bakayım gibi bir şey düşünmüş. Ama artık bazı şeyler çok net. Yani Bielitsa'nın da e, oyun temeli topa sahip olmak ama hızlı ve dişine bir şekilde topa sahip olmak. Mesela Abdullah Avcı'nın Emre Belezoğlu'nun yaptığı gibi değil. Onlar da bir oyundur. O oyun hani o kötü diyebileceğiniz oyun Trabzon'un şampiyon yaptı. He. 38 sene sonra şampiyonluk kutlattı sana o kötü oyun. Hani Abdullah Avcı'nın o oyun biraz daha te temposu düşük. Tamamen artık topu tamamen topu kontrol eden 0-0'ın ve 1-0'ın mükemmel oynama üzerine kurgulanmış bir yapıydı. Bir e bu şekilde, bir e çok daha mobil ama mutlaka topa sahip olarak daha dikine bir oyun tercih eder. Burada çok net bazı şeyler var. Abi. Bir, Trabzonspor'a stoper lazım. Belki iki tane. Net. İki, senle belki idare edebilir ya da işte Arif, Eren, bilmiyorum Bek isteyecek mi? Ondan emin değilim abi. Ama tartışmasız bir 6 numara. Ve Bakasetas'ın da elden çıkacağını düşündüğüm için işte Amşik gidebilir sezon sonu. En az iki tane de 8 numara lazım. Yani 1-6, 2-8, İki stoper de kafadan 5 oldu abi zaten transfer sayısı. Geldim ön tarafa. Maxi Gomez. Hocanın kullanmayacağını düşündüğüm bir oyuncu. Umut Bozoğlu bile kadroda tutalım. Ya rotasyonda dursun diyebilecek bence. Ama Maxi Gomez için bunu demeyecek abi. Çünkü bu maçta Maxi Gomez'i kullan. Maxi Gomez çok iyi bir santral abi. Türkiye Ligi standartlarında. Ama her hocanın kendi oyun planında bir oyuncu profili arayışı olur. Burada da ben özellikle yani bir hoca işte bir yere gittiği zaman kendi tanıdığı bildiği oyunculardan da 2-3 tane almak ister. Bunun da sebebi şu. Yani Bielitsa'nın yapacağını düşündüğüm şey şu. 6 numara gibi. 9 numara gibi yani Santrifor. İşte merkez orta, defansif merkez orta saha gibi. Kilit ve takımın hani arkadan baktığınızda omurgası dediğimiz noktaya hoca tamamen bildiği ve gelir gelmez kendi oyununu adapte edebileceği oyunu olsun oyunculardan seçim yapmak, oyunculardan transfer etmek isteyebilir. Mesela 6 numara için Zaper, işte 9 numara için ismi geçen Petkovic. Aynı şekilde mesela kenar forvet istiyor o da belli. Mesela sağ veya sol kenar ki Vişçe ile Trezeg'e kaldı diyelim. Lahdimi de kaldı. Genel kanat lazım iki tane falan. Trabzon'un yani o, o, rotasyonu da iyi değil. Hani 9 numaraya işte Petkovic adı geçiyor. Arkaya Zaper kenar için Orsic. Ya bunlar hırvat ve bilin... Yani Bielitsa'nın zaten... Ya bunlar bir kere iyi futbolcular. Bir de Bielitsa'nın oyununa hemen adapte olacak oyuncular. Ve kritik mevkiler abi bunlar. 9 numara, 6 numara ki Bielitsa'nın temel oyun planı. Bugün de gördük. Defalarca Siopis'e soktular topu. Abi Siopis bir yere kadar kullanabiliyor işte. İlk topu alıyor, dönüyor. Kafayı bir kaldırıyor Siopis. Lerler seni oynuyor. Bir kaldırıyor Hüseyin'e geri dönüyor. Bartra'ya, Arif'e. Çok sıkıcı. Yani geliyorsa Abdülkadir'e falan veriyor. Abdülkadir Ömür'den gerçekten çok enteresan bir oyun çıkarabilir yönetim satmazsa. Yönetimin bonservis beklentisi olduğu yani. Zaten bir transfer bütçesi ayrılacaktır. Maxi Gomez gider dememin sebeplerinden biri de yönetim. Bonservis gelir elde edersin. Bir, ikincisi Bakasetas. Ya bu ikisinden iyi bir gelir elde edip ee, Trabzonspor'un biraz da kendisi çok bir, hatta belki daha da fazlasını kendisi üstüne koyup transfer yapacağını o bütçeyi oyuncu satışından da biraz gelir elde edelim noktasında vakas edersa Gomez'i çıkabiliriz. Ama burada hocanın artık yavaş yavaş bazı şeyleri bazı pozisyonlara olan ihtiyaçlar vesaire oturuyor. Burada bir elisanı karar vereceği bir tane nokta var abi. O da üçlü mü dörtlü mü? Çünkü üçlü savunma demek. Farklı ihtiyaçlar demek. O zaman kanat bekle lazım. Ha, dörtlü savunma ise Larsen sağ bekte idare edebilir. Belki bir sağ bekte alabilirsiniz. Ki bugün Serkan da sonradan girdi oyuna. Arif veya Eren Elmalı dörtlü savunmada belki hoca idare edebileceğini düşünür. Bunlar ayrı ama üçlü olduğu zaman konu çok değişiyor abi. Öyle edinmiş şeyi sağ kanat bek kullanayım. Trezeges o asla olmaz. Çünkü bunlar topsuz oyun bilinci çok düşük oyuncular abi. Ha bununla beraber mesela Trezegen'in hocanın elinde çok ciddi bir silah dönüşme. Abi bak bu sene çok kötü bir sezon geçirdi Trabzonspor ayakta kalan oyuncu belki Abdülkadir belki Bakasetas ama Trezeguet'in bugün 17-18 tane gole bak 17-18 gole direkt katkısı var. Direkt gol katkısı da gol asist. Gol ve asist yani. Burada bu yani Trezeguet'in mutlaka kadroda tutulması lazım. Maxi Gomez gidiyorsa umut bozoğun hele bu e, yerli kuralına mutlaka kadroda tutulması lazım ve her yere transfer istemektense Trabzonspor'un hangi mevkilerde yerli kullanacağını ve o yerlilerin kim olacağını veya yapılacaksa yerli oyuncu transferlerini de çok iyi yapması lazım. Böyle Uğurcan'dan çıkalım. Abdülkadir'e teklif gelirse satın. Kim oynatacaksın abi? Üç Türk kim? Seneye. Şimdi dediğim gibi hani belli başlı mevkilere 6 numara gibi 9 numara gibi kenar gibi kenar format gibi noktalar hoca net oyuncu isteyecek. Olan adem yerli almadın. E Uğurcan'dan diyelim çıktın. Abdülkadir gitti. Kim oynayacak abi? 3 Türk. Ya kadro planlamasını kendi oyununu kurgularken biraz buna da dikkat etmesi lazım diyebiliriz. Onun dışında zaten bu maçın yani çok gollü geçeceği, çok gitli gelli geçeceği, iki takımın da açılı açılı böyle yayıla yayıla enine boyuna geniş geniş oynayacağı belliydi ama işte bence özellikle Richin'in olmamasından dolayı çok deorganize gözüken Kar Kara Gümrüğe, Trabzon gerçekten daha oturaklı, İyi bir sahici, 4-3-3 yerleşimi. Bakın Sedas'ın dönmesi falan tabii etkili. Ve çok etkili bir Trezeg ile beraber yani oyun anlamında da yok ettiler diyebiliriz Trabzon için. Skordan bağımsız abi. Önce Barta 1-0. Sonra Cagne 1-1 yaptı hemen peşine. Yani klasik bir kara gümrük golü. 3 pasta falan geldiler neredeyse. Oraya indiler yani. Sonra ba Batuhan'ın işte kendi karşısına gol Ve Trezeguet'in geçen hafta İrfancanın çıkardığı Topa hani o çıktıysa daha da uzağa ve yüksekten vurmam lazım. İnanılmaz bir gol attı Trezeguet. Yani muhtemelen yılın en iyi 10-15 golünden bir tanesi olacak. Muhtemelen Trezeguet'in bu golü inanılmaz bir gol. İkinci yarının başında Adnan'la Şükürov'u değiştirdi. Andrea Pirlo biraz daha hani hareket veya öne doğru bir delicilik getirmek isterken Trezeguet 4 yaptı ve maç artık zaten orada bitti diyebiliriz. Trezeguet'in ya Abdülkadir Ömür 2 asist Trezeguet 2 gol. Bunlar önemli katkılar. Müzik sezon takımda kaldıkları senaryoda hem Trezege'den hem Abdülkadir'den mesela hem Bardi'den ben acayip katkı alacağını düşünüyorum. Hocanın Maxi Gomez, Mişça ve Abdülkadir kenara geldiler. Hamishik, Bardi ve Umut oyuna girdiler. Ardından Bertolacci, Emre Makolay, Ardından Bertolacci çıktı. Lobjanitse çıktı. Borini çıktı. Kerim Fry, Ebru McCauley ve Lawrence oyuna girdiler Karagümrük'te. Serkan'la da Arif. Son değişikliklerde Lahtimi Trezegi hamlesiyle birlikte Bielitsa'da hakkını bitirdi. Ve maç 4-1 bitti diyebiliriz. Ya vaat ettiği gibi gollü. Geniş alanda geçen Bielitsa'nın oyun anlamında farklı denemeler yaptığı. Pillon'un ise zaten Andrea Pillon'un Fatih Karagümrüğü bu diyebileceğimiz yapıda. Biraz düşük kalan yani oyun seviyesi anlamında biraz düşük kalan bir gündeydi Karagümrük. Bielisa hocam denemeye devam edecektir. Bugün, yarın kalan birkaç maç veya yaz kampı vesaire ama gerçekten Bielisa'nın oyununu hızlı şekilde adapte edebileceği bir kadro, doğru oyuncu profiline bağlı bir kadro kurulursa seneye mükemmel bir Trabzonspor izleriz. Hocanıza güvenin. Ey Trabzonsporlar diyormuşum. umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.